أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Değerli Müslümanlar, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine endişe veya hüzün isabet eden bir Müslüman, kendisine isabet eden endişe veya hüznün sahibi bir Müslüman. Şimdi bugün bir Müslüman endişe, tasa, keder sahibi olabilir mi diye sorabilirsiniz. İslam'ın hakim olmadı. İmanlarımızın taklidi ve zaruretten dolayı olduğu, bizi Allah Azze ve Celle'yi hatırlatan, bizi imana yürüten, ahirete yönlendiren sebeplerin ortadan bir bir kalktığı, fıskı fücurun her tarafa yayıldığı bu dönemde bir Müslümanın kalbinde hüzün, tasa, keder olmasında ne yaralsın kardeşler? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şimdi böyle kalplere sahip olanlara sesleniyor. Diyor ki, Allah'ım ben senin kulunum, kulunun oğluyum. Perçemim senin elindedir. Perçem şu saçlar var ya, senin elindedir. Yani benim bütün güç ve tasarrufumu elinde tutan sensin. Ben senin mahkumunum. Ben senin esirinim. Sen oynatırsan hareket eder. Sen durdurursan ancak oturabilirim. Hakkımdaki kazan adalettir. Senin olan, senin kendine isim verdiğin veya kitabında indirdiğin yahut varlıklarından birine bildirdiğin veya katında gayb ilminde kendine tahsis ettiğin bir isimle senden istiyorum. Allahu Ekber. Bir kulun, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den isteyeceği ve yardım göreceği en büyük vasıtadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Araf suresi 180. Allah dedi ki en güzel isimler Allah'ındır. En güzel isimler, en latif isimler, hakkı ishar eden isimler Allah'ındır. O halde ona bu isimlerle dua edin dedi ya Allah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o vasıtaya sığındı. O vesile ile alemlerin Rabbi olan Allah'a şimdi münacat edecek. Diyecek ki Kur'an'ı kalbimin baharı, gözümün nuru, üzüntümün cilası, kederimin gidericisi kıl derse muhakkak ki Allah Azza ve Celle onun endişesini giderir ve onun hüznünü mutluluğa çevirir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçmektedir. Bu hadis ile alakalı
İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah bakın şöyle bir yorumda bulunmuş. Hüzün, endişe ve keder, kalbin canlılığı ve aydınlığı ile çeliştiğinden dolayı, demek ki bir Müslümanın kalbinde şartlar ne olursa olsun keder, hüzün, endişe, kasvet, korku yer almayacakmış. Bu müminin kalbinde olması gereken canlılığın ve aydınlığın zıttıymış. Bundan dolayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan bunun Kur'an ile giderilmesini istedi dedi. Bu hastalıklar, sonra bunu hastalık olarak niteledi kalp doktoru. Bu hastalıklar Kur'an ile yok olur ve bir daha tezahür etmez dedi. Subhanallah. Bu hastalıklar Kur'an ile giderilir ve bir daha o kulun kalbine bunlar sirayet etmezler. Ancak bu hüzün, keder ve endişe Kur'an'ın yolu ile değil, başka şey ile, yani sağlık, evlilik, çocuk, makam ve dünyalık diğer işler ile giderilirse, bunlardan uzaklaştıkta takdirde veya kalp bunu benimsedikten sonra hastalıklar tekrar zuhur edecektir. Subhanallah. Vallahi biz buna şahidiz. Kendi üzerimizde teşhis ettiğimiz bir vakadır. Bekarlar evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra genç kardeşlerim üniversiteyi kazanıp güzel bir kariyer ve iş elde ettikten sonra memur olan veya emekli olan abilerim de işler artık bittikten sonra dünyanın meşakkatini, yorgunluğunu almış olduğu küçük bir yazlık evin içerisinde o mutluluğu ararken vallahi de onu yitirdiği günün sabahında hüzün, keder, endişe, korku, kasvet onu dört bir yandan kuşatacaktır. Buna şahit miyiz? Vallahi şahidiz. Şimdi buraya Anadolu'dan gelen kardeşlerim var. Biri Adana'dan geldi, biri İskenderun'dan geldi, biri Ege bölgesinden geldi, diğeri Karadeniz'den geldi. Bir üniversiteyi elde etmek, onunla mutlu olmak, dünyanın sefasını tabir yerindeyse hissedebilmek için geldiler. Vallahi okula geldikleri günün ertesinde, ya dediler ki vallahi ben mutluluğu bu okulun koridorlarında bulamadım. Bu sefer evliliğe yöneldiler. Bana saliha bir eş nasip olursa dünyanın en mesut insanı ben olurum dedik. Evlendikten bir hafta sonra kalp alıştı, beden alıştı. Baktı ki o da bizi mutlu edecek bir çare değilmiş. Yanlış mı söylüyoruz Müslümanlar? Bakın demek ki hüznü gideren, insanı güven içerisine koyan Allah'ın kitabından başka bir şey değilmiş. Abdullah İbni Mesud ekledi, dedi ki bu sözlerin üstüne tabir yerindeyse, şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın kitabı, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki ziyafetidir. Tabir yerindeyse sofra. Kim o ziyafette katılırsa o kimse güven içerisindedir. Allahu Ekber. Dün işçi olan kardeşlerim vardı. Dediler ki abi işçi olmak bizim mutlu olmamıza engelmiş. Ailemize vakit ayırmamıza engelmiş. Davamıza vakit ayırmamıza engelmiş. Allah yolunda infak etmemize engelmiş. Bu perdeyi ortadan kaldırıp iş sahibi olduğumuz gün, demek ki benim mutlu olacağım günmüşüz demişiz, gene yanılmışız. Dükkanın kapısını açtığımız anda keder, kasvet, hüzün, endişe, korku dört bir taraftan sarıyor. Paçamızdan tutuyor, ellerimizden tutuyor. Bizi Allah'a değil, şeytana doğru yaklaştırıyor. Endişelerimiz artırıyor. Dolar arttı mı? Enflasyon çöktü mü? Kriz masada, seni mutlu edecek unsur uzaklaşıyor. O zaman o kalpte peyda olmuş hastalıklar
hemen zuhur etmekte. Ama bakın, selef elhamdülillah ne güzel söylemiş. Kur'an Allah'ın yeryüzündeki ziyafetidir, sofrasıdır. Kim o sofraya katılırsa, kim oraya misafir olursa, kim orada bulunursa, o kimse güven içerisinde olacaktır diyor Abdullah İbni Mesud. Şimdi Resulullah'ın hüzünlü, kederli, kasvetli, endişeli kalpler için yapmış olduğu duanın neler ifade ettiğine geçmeden önce, bu hadisi şerifi işiten, bu hadisle gereğince amel eden, anlatacağız çünkü, gereğince amel eden, gerçekten bu sözü aktaran kişi de hayat bulmuş bu sözdür. İşte o Abdullah İbni Mesud'un tertemiz hatıralarını, hoş kıssalarını meclisimize inşallah taşıyacağız. Allah ondan ve hepimizden razı olsun. Kardeşlerim, Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tüm sırlarına vakıf olan, Peygamber Efendimizin seferlerinde Nebi aleyhissalatu vesselamın yatağından, kullandığı misvağından, giydiği nalınlarından, terliğinden ve onun temizliğinden sorumlu olan bir şahsiyetti. Abdullah İbni Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkandığı zaman onu perdeleyen, şimdiki gibi banyolar yok. Evin içerisinde bir banyo, banyonun içerisinde setir yapmak için bir duşakabin, o yok. Bir kişi bir tülben tutacak, bez parçası tutacak, kişiler yıkanacaklar. İşte Peygamber aleyhisselam yıkandığı zaman onu gizleyen, uyuduğu zaman onu uyandıran, ne olur şimdi dikkat edin, tenha yerlerde yürüdüğünde onunla beraber olan bir şahsiyettir İbni Mesud radıyallahu an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o kadar yakın ki, onun evinin içerisine o kadar sıklıkla giriyor ki, Medineli Ensar Abdullah İbni Mesud'u ve annesini Peygamber aleyhisselamın akrabası zannediyorlarmış. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir madalyonu alır, Abdullah İbni Mesud'un tam şöyle kalbinin üstüne koyar. Ona öyle şeref madalyonu takar ki, vallahi bu söz kıyamete kadar Abdullah İbni Mesud için yeter ve artar. Döndü dedi ki, seni men edinceye kadar, yani erteleyinceye kadar, vazgeçinceye kadar, örtüyü kaldırmana, ne demek örtüyü kaldırmana? Yani evimin içine rahat bir şekilde girip çıkmana ve sırrımı duymana izin veriyorum dedi. Subhanallah. Şimdi kardeşler, Allah rızası için ta Eylül ayından itibaren birbirimize hadisi şerifler aktarıyoruz. Doğru mu? Ta Eylül ayından itibaren ilk hadisi şerifi nakleden Hazreti Ayşe'ydi radıyallahu anha. Dedi ki, bu annemizin hayatını duyduktan sonra bir mümine kadın bu kişiyi taklit etsin, ona yeter ve artar. Arkasından Enes bin Mali'yi anlattık. Vallahi dedik, erkeklerin taklit edeceği, özellikle genç kardeşlerin adımları üzerinde yürüyeceği kişi Enes bin Malik'tir dedik. Geçen hafta Abdullah İbni Abbas'ı gördük. Ya vallahi dedik, o gökyüzündeki bir yıldızdır, numune adamdır. Bunun üzerine başka sahabe yoktur. Taklit eden yolu bulur dedik. Şimdi bu akşam karşımıza Abdullah İbni Mesud çıktı. O zaman itiraf ediyoruz. Sahabe gökyüzünün yıldızları. Yeryüzünün yıldızı olmak isteyenler de onların adımlarını takip etmek zorundadırlar. Onlar gökyüzünün yıldızları. Kim onlardan birini yakalarsa, her birinde ayrı bir ders, her birinde ayrı bir numune, her birinde ayrı bir örneklik var. Allah'ın selamı onların üzerine olsun inşallah. Şimdi İbn Abbas onun bir faziletini anlatıyor. Hani dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir madalyon taktı. Şimdi omuzuna da bir rütbe vurulacak ki, vallahi İbn Mesud'a imrenmeyen herhalde sahabe kalmamıştır o dönemde. O da ne? İbn Abbas diyor ki, Peygamber aleyhisselama Kur'an-ı Kerim senede bir kez Cebrail tarafından Ramazan ayında arz edilirdi. Yani Cebrail aleyhisselam semadan geliyor,
Ramazan'da bir defa Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tane tane okuyor. Karşılıklı mukabele yapıyorlar. Vefat edeceği sırada Cebrail aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tam iki defa Ramazan ayında tam iki defa Kur'an'ı arz etti. Subhanallah. Peki yanında kim vardı? Abdullah İbni Mesud vardı radıyallahu anh. Subhanallah. Ey Abdullah! Demektir şimdi şu sözler. Ey Abdullah! Vefat etmeme ramak kaldı. Eğer bugün Cebrail aleyhisselam benle iki defa müzakere yapıyorsa, Allah'ın kitabını bana iki defa okuduğu arz ettiyse, demek ki artık ben vefat edeceğim. Artık yeryüzüyle irtibatım kalmadı. Refik-i Ala'ya yükseleceğim. Sen şahit ol. Kitap tamamlanmıştır. Sen şahit ol. Kitapta oynama yoktur. Sen şahit ol. Harflerinde, kelimelerinde, cümlelerinde, ayetlerinde, suretlerinde beşer ürünü hiçbir şey yoktur. Sen buna şahit ol. Böyle bir şahitliğe şeref denmez de ne denir aziz dostum? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisi söylüyor. Bir kişiyle istişare etmeden bir kişiyi tayin etmekse o diyor Abdullah İbni Mesud'tur radıyallahu anh. Subhanallah. Yani adama derler şu kardeşimi alıp falanca yere görevlendirsek ne dersin? Belki onlarca şey söylenir. Ama bir adam var ki o toplumun içinde yaşayan. Ben dünü İbn Abbas zannediyordum. Sen ondan önce Enes bin Malik zannediyordun. Demek ki Allah Resulü'nün en sevdiği adamlardan biri Ebu Bekir diye düşünüyorduk. Abdullah İbni Mesud çıktı karşımıza radıyallahu anh. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben kimseyle istişare etmeden, danışmadan birini bir göreve getireceksem, onu bir şeye atayacaksam onun adı kimmiş? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'mış. Evet kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile Abdullah İbni Mesud o kadar içli dışlı ki, o kadar fazla görüşüyorlar ki şu sözlerin onun için söylenmesi gerekmekteydi. Bakın. Allah Resulü aleyhisselam ile o kadar fazla görüşüyordu ki, o kadar içli dışlıydı ki bu sözler onun için söylenmek zorunda kalındı. Evinden çıkışından evine girişine kadar siret ve ahlakıyla, vakar ve sükutuyla, hal ve hareketiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen tek kişi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tır dediler. Subhanallah. Şimdi ey Müslümanlar, dünyanın egoistleştirildiği, dünya insanların ferdiyetçi hale getirildiği şu kapitalist düzenin içerisinde kalpleri yıpranmaktan korkanlar varsa, salihleri, sadıkları, Allah'ın razı olduğu kulları şu yeryüzünde arasınlar ve onlarla beraber olsunlar. Müslümanlara küsenler, Müslümanlardan ayrılanlar, Müslümanlara sırt çevirenler, yalnız kalmayı marifet zayanlar, vallahi de billahi de büyük hata işlemektedirler. Özellikle bizlerin terbiye edilmeye, ıslah edilmeye o kadar çok ahlaki yönlerimiz vardır ki bunu salihlerin meclislerinde oturduğumuzda kazanırız. He diyebiliriz ki biz zaten belli bir yaşa geldik. Belli bir olgunluğu elde ettik. Bu saatten sonra huy değişmez. Can çıkar, huy çıkmaz. Diyorsanız ne olur anne ve babalar, kız çocuğuna sahip olan, erkek çocuğuna, evlada sahip olan anne ve babalar, ağaç yaş iken eğilir sözünün gölgesi altında, o zaman şunu düşünmemiz lazım. Evlatlarınızı salihlerle beraber, saliha kadınlarla beraber olması için mücadele edeceksiniz. Onların bedeni gelişmelerini, onların akli zihni gelişmelerini, dünyevi anlamdaki gelişmelerini önemseyen sen ve ben, onların edebi anlamda, manevi anlamda gelişmelerini önemseyeceğiz, ellerinden tutacağız, müminlerin yanına getireceğiz. Engel olmayacağız. Oğlum bugün de sınavın vardı, Müslümanların yanına gitmesen de olur. Oğlum zaten pazartesi günü büyük bir mülakata gireceksin. Müslümanlarla beraber olmanın vakti değil. Pazartesiden sonra gideceksin. Asla deme. Olur ya evladın o gün öyle bir müminle tanışır ki Abdullah İbni Mesud gibi bir adamla tanışır. Ondan etkilenir. Onun şahsiyetine,
katkıda bulunur. Vallahi de senin yıllarca uğraşıp düzeltemediğin şeyi adam bir hareketiyle gösterirse, o yüzden Müslümanlardan ne olur çocuklarınızı uzaklaştırmayın. Müslümanların meclislerinden onları geri tutmayın. Özellikle evlere hapsedip de oyun ve gereksiz videolarla onların ömürlerini ne olur çürütmeyin. Onlara salihlerle beraber olmanın yolunu öğretelim ve yardımcı olalım kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile o kadar çok beraberlik yaşamış ki bu sözler, bakın, Abdullah İbni Mesud için söylenmiştir. Tabiinden Mesruk, Resulullah'ın arkadaşlarıyla beraber oturdum. Onları suyun toplandığı bir göl olarak gördüm. Göllerden biri bir adama, biri iki adama, biri 10 adamı, biri 100 adamı, biri de bütün insanlık bir araya toplansalar hepsini sulayacak bir kapasitede gördüm diyor. Subhanallah. Onlardan bir adam var ki ilmi ve ameli olarak sadece bir kişiye etki edebilir. Bir kişiye gücü yetebilir. Kimi var? 10 kişiye. Kimi var? 100 kişiye. Ama bir adam var. Öyle bir adamla oturdum ki bütün alem bir araya toplansalar, insanlık sarısı, beyazı, siyahıyla bir araya gelseler, her biri ilmi ve ameli anlamda kendisinden istifade edecek bir güce sahip. O kişi kim? O kişi diyorlar ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tır. Elhamdülillah. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh bir toplulukla beraber oturuyor. Topluluk bakıyor ki ileriden zayıf, çelimsiz, sıska biri geliyor. Daha gölge hükmünde. Yaklaştığında Hazreti Ömer radıyallahu anh onu yüzünden tanıyor. Tebessüm ediyor. Yüzü aydınlanıyor. Kendisi yaklaşınca bakın Hazreti Ömer adam için diyor ki ilim dolu küçücük diye bir bedendir. Subhanallah. İlim dolu diyor küçücük bir beden. Başka bir rivayette ilim dolu diyor bir küp diyor kendisi için. İlim dolu bir küp. Ey Müslüman kardeşlerim, bu havuzları kurutuyoruz. Her geçen gün ümmeti Muhammed'in istifade edeceği, ilmiyle, ahlakıyla kendisinden fayda bulunacağı gölleri kurutuyoruz. Elimizin altından gidiyorlar. Yok olmadan, tamamen kaybolmadan özellikle ilim sahiplerinin kıymetini bilmemiz gerekmektedir. Değerli Müslümanlar, sahabe dedi ya, ondan sonra gelen tabiin kendisini niteledi ya, biz kendisini bütün insanlığı sulayacak bir göl olarak görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun meziyetini daha genç yaştayken fark etti. Abdullah İbni Mesud anlatıyor radıyallahu anh. Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinden Ukbe bin Ebi Muayt'ın çobanlığını yapıyordum. Ve o sıra daha iman etmemiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetine elini uzatmamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber çıka geldiler. Ne zaman peki bu biliyor musunuz? Daha davetin yeni yayılmaya başladığı dönem. Yani gizli davetin olduğu süreç. Çünkü rivayete göre İbni Mesud Erkam bin Erkam iman etmeden, onun evine girmeden önce Müslüman olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, gizli davet süreci içerisinde iken nokta atışı, hedefi tutturacak olan kişileri tespit ediyordu. Gidiyor, kendileriyle özel konuşuyor. İman ettikten sonra imanları ishar etmelerini istemiyor. Abdullah İbni Mesud demek ki böyle bir kişi ki, bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud'a, gence diyor ki, bana diyor biraz süt verir misin? İbni Mesud, Peygamber aleyhisselamın onu seçmesini hak edecek
olgun bir cevap veriyor. Diyor ki ben diyor emanetçiyim. İnsanların hayvanlarını otlatmak için, sulatmak için para karşılığında tutulan çobandan başkası değilim. Benim bunun üzerinde başka bir tasarrufum yok. Sana tabir yerindeyse arkadaşına süt veremem demektir ben emanetçiyim. Nebi Aleyhisselam da aslında bu cevabı istiyor ondan. Onu duymak istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki peki bana memelerinde diyor süt olmayan bir koyun getirir misin? Allah Resulü aleyhisselamın yanına getiriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle hayvanı sıvazlıyor. Bir anda süt akmaya başlıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh bir kap getiriyor. İkisi de doyuncaya kadar içtikten sonra Nebi aleyhisselam diyor ki artık kesil diyor. Süt bir anda kesiliyor. Abdullah İbni Mesud bütün olaylara şahit. Etkileniyor, Nebi aleyhisselamın yanına gidiyor. Ey diyor Allah'ın peygamberi, söylediğin sözleri bana öğretir misin diyor. Ne sözleriydi bu acaba? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sütü içtiğinde Bismillahirrahmanirrahim demesi miydi? Yahu bu sözle kim iman eder? Kim etkilenir? Vallahi demeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e davet için gittiğinde cahiller, ahmaklar tarafından taşlandı. Peygamber aleyhisselam kendini ve Zeyd'i korumak için bir üzüm bağının bulunduğu yere geldi. Bahçenin içerisinde hizmetli olan Addas isminde bir Hristiyan Allah Resulüne üzüm ikram etti. Nebi aleyhisselam ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedi. Addas yöneldi kendisine dedi ki sen bu sözleri nereden biliyorsun dedi. Peygamber aleyhisselama şaşırdı. Sen bu sözleri nereden duydun? Nebi aleyhisselam dedi ki sen nerelisin? Dedi ki ben Irak bölgesinin Ninova şehrindenim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen dedi kardeşim Yunus'un dedi memleketindensin. Bakın şimdi ne olur ey davetçiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam arasındaki süreç tam 600 yıldır. Yunus aleyhisselamla geçen süreç binlerce yıldır. Yunus aleyhisselamın daveti binlerce yıl sonra bakıyorsunuz ki Mekke'de, Taif'te bulunan bir bahçede zuhur etti, tekrar ayağa kalktı. Yani bugün siz biriyle ilgilenirseniz, hidayetine vesile olursunuz. Vallahi de billahi de etkisi binlerce yıl sürer. Vallahi demeyin, nesilden nesile aktarılır. Neyse Abdas nereden biliyordu? Yunus aleyhisselamı nereden tanıyordu? Bunun peygamberi bir söz olduğunu nereden anladı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü işitince peygamber aleyhisselamın ellerine yapışıp iman etmesinin sebebi Yunus aleyhisselamın çektiği çile, acı, gözyaşı, Yunus balığının içerisindeyken hapsolunması, Allah'a yürümesi, yüz binlerce insanın hidayetine vesile olmasıdır. Bakın binlerce yıl sürdü. Binlerce yıl. O yüzden davetten geri durmayın ne olur. O yüzden ne olur davetten geri durmayın. Bugün bir kişiyi kazanırsınız, kazandığınız adamın etkisi yüzlerce yıl sürer. Nesilden nesile aktarılır. Ve sizin kapınıza, sizin hanenize, sizin sayfalarınızın içerisine ecir yazılır elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meziyetli genci fark etti. Ona döndü, önce başını okşadı, dua etti ve dedi ki sen doğrular kendisine öğretilmiş, başka bir rivayette gösterilmiş diyor bir gençsin. Allahu Ekber. Sen doğrular kendisine öğretilmiş, gösterilmiş bir gençsin dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın kardeşlerim bu hatıradan bugün üç kişi payını alması lazım. Birincisi hepimiz. Hepimiz payımızı almamız lazım. Büyük küçük demeden, bilen bilmeyen demeden. Hepimizin alacağı pay, haram lokmadan, düşmanlardan kaçındığımız gibi sakınmaktır kardeşlerim. Hiç nereden geldiği önemli değil. Ne iş yaptığınız önemli değil. Hangi konumda olduğunuzun hiçbir emniyeti yok. Kalbiniz sizin en değerli müftünüzdür Resulullah'ın ifadesiyle. Eğer bir lokma sizin kalbinizi rahatsız ediyorsa, şüphe varsa ondan vahşi hayvanlardan kaçtığınız gibi kaçın.
Birinci alacağımız ders budur kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu an bir gün evinde otururken hizmetlisi bir lokma getirir. Hizmetlisinin adetidir. Gün içerisinde çalışır, kazanır, bir payı Hazreti Ebu Bekir'e sunar. Ona ikramda bulunurmuş. Ama her getirdiği lokmanın hesabını Ebu Bekir radıyallahu anh kendisine sorarmış. Nereden geldi bu lokma? Bu parayı sen nereden elde ettin? O gün bir boşluğuna denk geliyor. Hizmetlisinin vermiş olduğu yiyeceği bir anda yutuyor. Hizmetlisi diyor ki bana diyor bugün bu paranın ya da bu lokmanın nereden geldiğini sormadın. Hazreti Ebu Bekir pişman oluyor. Diyor ki ben diyor unuttum ancak diyor sen bu lokmayı nerede elde ettin? Adam ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor cahiliyedeyken İslam'dan önce hiç bilmeme rağmen hiç bu konuda ilmim olmamasına rağmen insanları kandırmak için diyor falcılık yapardım. Hani bugün kahvelere bakıp da gelecekten haber veren ablalar var ya. Diyor falcılık diyor yapardım diyor. Bugün de diyor geçmiş yıllarda kendisini kandırdığım bir adamla diyor karşılaştım. Demek ki ona ishar etmedi, açıklamadı, yaptığının kötü bir şey olduğundan bahsetmedi. Adam da gitti kendisine Ebu Bekir'e ikram ettiği lokmayı verdi deyince Hazreti Ebu Bekir hemen parmaklarını ağzına sokuyor. Bütün yediklerini dışarı çıkartıyor. Bütün yediklerini dışarı çıkartıyor. Ve ondan sonra adama dönüyor diyor ki yazıklar olsun diyor sana. Az kalsın diyor beni diyor helak edecektin diyor subhanallah. Az kalsın beni helak edecektin. Adam da dönüyor diyor ki Hazreti Ebu Bekir'e kendini diyor helak edecek şeyin sebebi ne ki diyor. Alt tarafı bir lokma tabir yerindeyse. Hazreti Ebu Bekir döndü ve Resulullah'ın şu hadisini hatırlattı. Haramla beslenen vücuda cehennem ateşi daha layıktır. Fesubhanallah. Haramla beslenen vücuda cehennem ateşi daha layıktır. Müslümanlar, biz okumuş olduğumuz eserlerde şunla karşılaşmadık mı? Hazreti Ebu Bekir ve onun gibi sahabe kendisinden sonra gelenlere amelleriyle üstün kılınmadı. Allah'a imanları ve Allah'tan hakkıyla korkmalarıyla Allah onları üstün kılmadı mı? Vallahi öyle. Ne olur Hazreti Ömer'i dinle radıyallahu anh. Halifeliği dönemindeyken bir adam geldi. Hazreti Ömer bin Hattab'a bir süt getirdi. Hazreti Ömer içti. Sütü de çok beğendi. Adama döndü. Dedi ki sen bu sütü nereden aldın? Dedi ki ey müminlerin emiri ben bugün suyun kenarına gittiğim sırada Beytul Mal'daki zekat develerinin çobanlar tarafından sulandığını gördüm. Beytul Mal'a ait zekat develeri. Geçen konuşmuştuk. Bu ya fakirlerin, ya dulların, ya yetimlerin, ya da şehit ailelerindi. Doğru mu? Öyle diyordu Hazreti Ömer. Orada diyor çobanlar bana diyor süt sağdı. Ben de diyor sana ikram ettim deyince Hazreti Ömer bin Hattab hemen parmaklarını ağzına sokuyor. Bir anda içtiği sütü kusuyor. Çıkartıyor kardeşlerim. Neden? Çünkü onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyle yaşadığı şu olayı çok iyi biliyorlardı. Adamın biri geldi dedi ki ya Resulallah evlatlarımızın bizim üzerimizde hakkı nedir? Bizim onlar üzerinde bir hakkımız var. Peki evlatlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Nebi aleyhisselam dedi ki çocuğun, evladın babası üzerindeki hakkı yazı yazmayı, yüzmeyi ve atıcılığı öğretmesidir. Yani onu ilme teşvik edecek, onu bedeni anlamda güçlü kılacak sportif aktivitelere teşvik edecek ve aynı zamanda kendisini koruyacak sebeplere sarılmasını öğretecek. Sonra da dedi ki helalden başka rızık yedirmemesidir. Subhanallah. Helalden başka rızık yedirmemesidir. Haram demiyoruz sadece Müslümanlar. Şüpheli olandan dahi kaçınmaktır. Allah Resulü öyle buyuruyor. Diyor ki kim temiz rızık verir, sünnete uygun amel ederse ve insanların onun şerrinden emin olduğunu görürseniz
O kişi diyor cennetliktir. Temiz rızık yiyen, yediren, sünnete göre amel eden ve insanların şerrinden emin olan. Yani bu adam iyidir, bu adam edeplidir, bu adam güvenilirdir, bu adamdan bize zarar gelmez deniliyorsa o kişi Resulullah Aleyhisselam cennetliktir diyor. Tirmizi'de kıyamet bölümünde geçiyor. Özellikle ağır işlerde çalışan abiler, yani inşaat işlerinde, demircilikle uğraşan veya kaldır bindir işleriyle, yükleriyle uğraşan abiler. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de size bir müjdesi vardır. Kendisi Tebük'ten dönerken Medine'de bir sahabesiyle karşılaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle musafaha yapar, tokalaşır. O sıra sahabenin elinin nasırlı olduğunu fark eder. Kendisine bunun sebebini sorduğunda sahabe der ki ya Resulallah bunlar kürek ve çapa izleridir. Ailemin rızkını, nafakasını temin etmek için çalışıyorum deyince Allah Resulü aleyhisselam memnun olur ve ona döner der ki bunlar, yani bu el var ya nasır tutan, çatlayan, kanayan bu eller ateşin temas etmeyeceği ellerdir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem ateşinin temas etmeyeceği ellerdir. Başka bir rivayette de Allah dedi böyle elleri sever. Özellikle bir programdaydık. İsmini burada zikretmeyeceğim. Belki bahsettiğim zaman da kendini anımsayacaktır. Bir programdayken ilk defa karşılaştım. Demir işiyle uğraşan, soğuk demir işi yapan, özür dilerim sıcak demir işi yapan bir Müslümanın şu parmak uçlarımızda ne var? Tırnaklarımız var. Yapmış iş, yapmış olduğu işten dolayı tırnaklarını böyle yitirdiğine şahit oldum. İlk defa gördüm öyle bir el. Yani şu tırnaklar yok. Şurası yok. Küçücük böyle nokta kabiliğinde tırnakları var. Sebebi ne? Yapmış olduğu işten dolayı Allah Azze ve Celle onun ellerini böyle yapmış. Allah bu eli seviyor. Allah bu eli Resulullah'ın ifadesiyle ateşten uzak tutacaktır. Helal çalışıldığı müddetçe, haramın peşinden koşulmadığı müddetçe, şüpheliden kaçıldığı zaman o sizin utandığınız, çekindiğiniz, kimilerinin tutmaktan aman tutmayalım bize de sanki bir hastalık bulaşır diye kaçındığı eller Resulullah'ın ifadesiyle Allah'ın sevdiği ellerdir. O yüzden kardeşlerim alimler şu sözü söylemişler. Bir mümin erkek ve bir mümin kadın ağzına giren ve ağzından çıkan şeylere dikkat edecek. Ağzına giren ve ağzından çıkan şeylere dikkat edecek. Allah Azze ve Celle hem bedenimize hem de evlatlarımızın bedenine haram lokmanın girmesini nasip etmesin. İkinci ders çıkartacak olanlar davetçi kardeşlerimdir. Özellikle şu sokakların içerisinde sizin iltifatınızı, gülmenizi, tebessüm etmenizi, sahip çıkmanızı bekleyen yığınla genç var kardeşler. Yığınla genç var. Üç kuruş için. Dünyada elde ettiği küçük bir makam için. Batıl davasının sancağını ayakta tutmak için mücadele eden misyonerler, Yahudiler davalarına, partilerine, hiziplerine genç neferleri katmak için ter, kan, gözyaşı dökenler bulunduğu bu dünyanın içerisinde size cennetin vaat edildiği, Allah Azze ve Celle'nin kalıcı nimetlerinin önünüze konulması konusunda müjdelendiğiniz davetçiler, vallahi sokaklarda yer alan, mescitlerde yer alan, camilerde yer alan gençler ve çocuklar sizlerin ilgi ve alakanızı beklemektedir. Ne olur ne mescitlerden, ne derneklerden, ne vakıflardan, ne de sokaklardan ilgi ve alakanızı bu çocukların üzerinde es geçmeyin kardeşlerim. Özellikle medreseli kardeşlerime söylüyorum. Özellikle üniversiteli kardeşlerime söylüyorum. Özellikle şu mescidin, şu mahallenin, şu semtin, şu diyarın olgun, yaşları büyük, kemale ermiş abilerine sesleniyorum.
Allah rızası için çocukların ellerinden tutun. Allah rızası için bunu yapın. Eğer bugün bir papaz tahrif edilmiş, ihliş edilmiş, Allah'ın kelamının değiştirildiği, insan sözünün, beşer sözünün kitabın içerisine $100 koyup da şu sokaklarda, İstanbul'un en merkezi yerlerinde gezip de gençlerin eline sıkıştırabiliyorsa, pazarın sabahı demeden, yağmur yağıyor demeden, evde hanım bekliyor demeden, ya çocuğumuzla da vakit ayıramayacak mıyız hocam demeden, al çocuğunu kendin çık sokağa. Çocuğunla beraber davet yap. Onunla beraber mescide git. Onunla beraber programlara katıl. Varsın hanımın hasretinle ölsün. Varsın sen onunla beraber cennetin nimetleri içerisinde bir hayata talip ol. Ama sokaklar kusura bakmayın bırakıldı, boş bırakıldı. Bırakıyoruz. Bakın yarın İstanbul'un belki birçok yerinde olacaktır. Yarın Müslümanlar bir araya gelecekler. Sokaklara çıkacaklar, mahallelere çıkacaklar. Başta ben olmak üzere. Her birimizin kendine ait mahalleleri olacak. Aman diyeceğiz hava soğudu. Aman diyeceğiz işimiz vardı. Bundan daha kıymetli yapacağımız işler vardı diyeceğiz. Sokaklardaki gençleri yine yalnız bırakacağız. Abi ne olur senle dün birileri ilgilenmeseydi bugün meyhanede olurdu. Doğru mu abiler? Ya bugün Abdullah İbni Mesud gibi ki geleceğim biraz daha sonra geleceğim ama Abdullah Zülbicaden gibi çocuklar. Bakın Abdullah Zülbicaden gibi. Çok tanınmayan, çok bilinmeyen, yer kitaplarında geçmeyen, hayat-ı sahabelerde yer almayan, belki de kitabın en son sayfalarında iki sayfayla anlatıldığı bir adam vardır. Abdullah Zülbicaden radıyallahu anh. Yetim bir çocuk, fakir bir çocuk, annesiyle beraber yaşayan, amcasının himayesine muhtaç kalmış bir çocuk. İman edeceği sırada babası amcasına geliyor, diyor ki ey amca diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etme vaktin gelmedi mi diyor. Ne zaman diyor iman edeceksin? Amcasından olumlu bir cevap yok. Eğer diyor sen bunu yapmayacaksan ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor iman edeceğim. Ne diyor amcası? Eğer diyor sen Muhammed'e diyor tabi olursan, Muhammed'in getirdiği dine girersen ben de dedi üzerindeki affedersiniz dona varıncaya kadar, elbiselere varıncaya kadar hepsini dedi senden alacağım. Abdullah Zülbicaden, ismi Abdülhuzza, Uzza'nın kulu, putun kulu diyor tabir yerindeyse. O çocuk Allah'a söz verdi peygambere gitmek için. Allah'a iman etmek için söz verdi. Amca da Abdülhuzza'ya verdiği sözü tutmak için mücadele etti. Çocuk dedi ki ben iman edeceğim. Amcası da dedi ki üzerindeki dedi bütün elbiseleri çıkartacaksın. Çırılçıplak kaldı. Çırılçıplak. Annesinin yanına gitti. Şimdi ne olur sen bir babasın. Sokakta çocuğun üzerinden elbiseleri dayısı tarafından alınmış. Amcası tarafından alınmış. Dedesi tarafından çıkartılmış. İman etti diye. Farz et öyle bir hikayen olsun. Çocuğun salih olacak diye. Çırılçıplak bir vaziyette senin evine getirilmiş. Ne hissedersin Allah rızası için söyle. Ne hale geliriz? Sen ne hale geleceksen sahabe kadın da o hale gelmiştir. Annesi bakıyor. Çocuğu çırılçıplak dayanamıyor. Arapların bica dedikleri böyle kalın kumaştan hemen kapıyor o kumaşı. Bir üst yapıyor kendisine bir de alt yapıyor. Ve peygamberin mescidine gönderiyor. Tam bir gün yol yürüyor. Bir gün sabah namazında peygamber aleyhisselamın mescidine geliyor. Şimdi mescide namazı kıldıktan sonra Resulullah aleyhisselam şöyle göz gezdirirmiş. Cendel burada mı diye bakarmış. Emre de orada tamam. Falanca da burada tamam. Ama bir bakıyor ki mescitte bir fazlalık var. Var mı öyle bir hocanız? Mescitteki fazlalığı hissedecek. Var mı Engin? Gelmeyen adamı arayacak. Gelmeyen adamı soracak. Gelmeyen adama memur gönderecek. Neredesin diyecek. Yakana yapışacak. Var mı? Gelmezsen gelme. Sen gelmezsen başkaları gelir. Seninle göbeğimiz bir bağlanmadı ki. Beraber kesilmiş. Var mı böyle hocalarımız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gence yöneldi. Dedi ki sen kimsin dedi. Ben seni ilk defa görüyorum.
Genç dedi ki benim ismim Abdülhuzza. Allah'a ekber. Abdülhuzza. Uzza'nın kulu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır dedi. Senin ismin Abdullah Zülbicade'in dedi. Sen dedi Allah'ın kulusun. Ona da bir hatıra bırakmak istedi. Ona bir hatıra bırakmak istedi. O bica var ya kıyafeti. Onunla anılsın. Hatırası böyle canlı kalsın. Allah için çırılçıplak kalmayı göze almış bir gence verilecek en güzel künyelerden biridir ha. İki tane elbise sahibi, iki tane bica sahibi. Takva elbisesini giymiş çocuk. Hidayet elbisesini giymiş çocuk. Çıplak kalsa ne yazar? Şimdi soruyorum Müslümanlar. Mescitlerden, camilerden çocuklarımız şu an kiliseye gidiyor. Gitmiyor mu? Ulan kilisedeki adam kiliseden kaçıyor Hristiyanlar. Bizim çocuklarımız kiliseye gidiyor şu an. Efendim mumlar yakılıyormuş çok merak ediyorum diye girdikleri kapıdan bir daha çıkamıyor kimse. Bizim çocuklarımız şu an mescitlerden çıkıyorlar. Ateizme gidiyorlar. Gitmiyor mu abi? Komünizme gidiyorlar. Sosyalizme gidiyorlar. İslam elbisesini çıkartıyor. Çırılçıplak olmasa ne yazar? Hidayet elbisesini çıkartıyor. Müslüman bir anne, Müslüman bir toplumdan kurtulmak için İslam düşmanlarıyla aynı safta yer alıyor. Bunlar bizim çocuklarımız değil mi abi? O zaman davetçiler çok işimiz var. Çok işimiz var gencim. Çal çal. Kimseye küsmeye, kimseye kırılmaya, kimseye kızmaya, kimseye sırt çevirmeye hakkımız ve lüksümüz yok. Yok. Böyle bir alternatifimiz yok. Davetçilerin çok çaba sarf etmeleri gereken bir dönem yaşıyoruz. Düşünün ne olur eğitimciler, gençlere eğitim verenler, elif cüz öğretenler, tecvid öğretenler, İslam akidesini öğretenler, sizin de payınıza çıkacak bir şey vardır. Ayağınıza kadar gelen şu çocuklara Allah rızası için sahip çıkın. Ya sokakta yine vallahi bıraktım. Otogara gitmeyelim bıraktım. Parka gitmeyelim bıraktım. AVM'lere girmeyelim bıraktım. Caddelere gitmeyelim bıraktım. En gelişmiş mekanlara gitmeyelim. Vallahi ondan da vazgeçtim. Allah rızası için şu mescidin içine, şu caminin içine ayaklarımıza kadar yürüyen bari çocukları yetiştirelim Müslümanlar. Allah rızası için bir göl oluşturalım. İlimden dolu, ilimle dolu, amelle dolu, samimiyetle dolu, ihlasla dolu göller oluşturalım, havuzlar oluşturalım. Her birimiz bundan istifade edelim kardeşlerim. Vallahi Mehmet amcanın da bunda bir payı vardır. Onun da yapacağı bir yardım vardır. Nafi abinin de bir payı vardır. Şu mescidin içerisinde marangoz Bilal'in de payı vardır. Demirci Yasin'in de payı vardır. Herkesin üzerine düşen bir pay vardır. Düşüneceksin. Ne olur sorgula Allah rızası için. Yahu ne olur Allah'a yalvarıyorum. Allah rızası için size sesleniyorum. Yalvarıyorum kardeşlerim. Yahu kendinizi düşünmüyor musunuz? Çocuğunu düşünmüyor mu abi? He? Akıbetini düşünmüyor musun? Eline kağıdı kalemi alıp da ayı nasıl çıkartacağını düşünmüyor musun? Vallahi düşünüyoruz her birimiz. Esnaf olarak düşünüyoruz. Artan, yükselen akıbeti, gerisi, ilerisi, berisi ne derseniz deyin. Her birini hesaplıyoruz. Ya Allah rızası için medreseli kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Ya ne olur şu ümmetin çocuklarını ıslah edecek projeler düşünün. Düşünün metroda yürürken düşünün. Arabada giderken düşünün. Ders verirken düşünün, ders alırken düşünün, evde otururken düşünün. Ya senin meşru yatman olmasın ne olur ya. Allah rızası için vallahi en fazla 60 sene yaşayacaksın. Yemin ediyorum bunun üzerine fazla yaşayamayacaksın. Şu dünya hayatından alacağın lezzetin sayısı vallahi az. Gittikten sonra hüzün var, keder var. İslam'dan başka mutluluk yok. Kur'an'dan başka mutluluk yok. İslam'ın hakimiyetinden başka mutluluk yok. Ne olur. Biraz daha sabret ya. Yalvarıyorum tabir yerindeyse. Biraz daha sabredelim. Yattığın zaman yata. Ya bırakayım şu ümmeti düşünmeyi de. Ümmetin çocuklarını, sübyanlarını düşünmeyi bırakayım da. Ne projesiymiş? Allah rızası için kimse bana kızmasın şimdi. Yalvarıyorum ne olur kızmasınlar. Biz kardeşlerimize diyoruz ki ne olur şu ümmeti ayakta tutacak bir proje hazırlayın. Ulan adam derneğin çöpüne takmış, tahtasına takmış. Proje üret, proje. Allah rızası için sana sesleniyorum. Allah rızası için yetenek var sende, kabiliyet var sende, maharet var sende. Dünya için çalıştırdın kafanı, Allah rızası için şu ümmet için çalıştır ya.
ümmetin projelerine çalıştır. Şu çocuğu nasıl daha fazla ıslah ederim? Bu çocuğa nasıl alternatifler bulurum? Onu nasıl kafirlerin elinden kurtarırım? Bunu düşün ne olur ya. Bana yazma. Yazdık. Hiç kusura bakmayın. İshar ediyorum. Kendimi de ishar ediyorum. Yazdık dedi ki kardeşlerimizle yüz yüze konuşmayalım. Kağıtlara ne olur herkes alternatifler yazsın. Ya desinler ki Yusuf kardeşim biz çocukları böyle eğitelim. Abileri böyle eğitelim. Sokağı böyle eğitelim. Böyle ıslah edelim. Abinin yazdığı. Cumartesi sohbetlerindeki intizamsızlık. Eleştirmiyorum. Sen kendini eleştir. Dernekteki çöp bu mu gözüne battı ya? Ya millet haç takmış boynuna. Sokakta dolanıyor. Senin gözüne şu çöp batıyor ya. Bu göz mü, bu mu batacaktı bize? Bu mu bizim projelerimiz ha Zekeriya? Böyle bir proje hazırlayacağız biz. Ne olur Müslümanlar Allah rızası için söyleyeyim. Yatağınıza yattığınızda neyi rüya görmek istiyorsanız onun hayallerini kuruyorsanız ya şu ümmetin ıslahı için rüyalara dalın ama bunun içinde ne olur düşünün. Allah rızası için düşünün. Ne olur düşünün. Evet. İster azımsayın ister azımsamayın. Şu meclisin içerisinde bir çocuk vardır. 8 yaşında, 10 yaşında. Bunun adı Yavuz'dur, bunun adı Emre'dir, bunun adı Muhammed'dir. Hiç fark etmez. Şu an küçüklerdir. Sakalı yoktur, bıyığı çıkmamıştır. Daha kalıbı büyümemiştir, bedeni gelişmemiştir. Ama biliyor musun? Belki ümmetin Abdullah İbni Mesud'u olacaktır. Kim hesap ediyordu kardeşim? Abdullah İbni Mesud peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koyunun memelerinden sağdı süte takıldı. Ey İbni Mesud! Vallahi sen peygamber aleyhisselamın mucizesisin. Çobandın. Müşriktin. Müşriklere hizmet edendin. Sonra ilim dolu bütün insanlığa yetecek bir havuz haline geldin. Bundan daha güzel bir mucize var mı Ömer? He? Var mı Yusuf? Vallahi bu şu meclisin içerisinde dışarıyı artık bıraktık. Dışarısı kalsın. Şu an gücümüz yetmiyor. Şu meclisin içerisindeki çocukların yarın İbni Mesud olmayacağının garantisi yok. Yarın bir İbni Abbas'ımız çıkacak. Yarın İbni Ömer'imiz çıkacak. 4 Abdullah'ımız çıkacak. Allah Resulü'nün gidin şunlardan Kur'an öğrenin dediği çocuklar çıkacak bizden. Ama mücadele edersek. Nitekim de çıktı elhamdülillah. İslam buna şahit oldu elhamdülillah. Kur'an bunu getirdi elhamdülillah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ilk iman edenlerden. Sahabeler bir araya geldiler. Dediler ki şu müşriklerin, Kureyş müşriklerinin Allah'ın kitabını duyma zamanı gelmedi mi? İçinizden onlara Allah'ın kitabını okuyacak yiğit var mı diye bir tanesi sordu. Kim çıktı? He? Abdullah İbni Mesud çıktı radıyallahu anh. Dedi ki ben. Dediler olmaz. Senin bedenin zayıf. Kuru, cılı, sıska bir bedene sahipsin. Seni koruyacak bir aşiret de yok. Dedi ki beni koruyacak olan Allah'tır. Allahu Ekber. Beni koruyacak olan Allah'tır. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Bir hüküm semada gerçekleşmediyse yerde uygulanmaz. Bütün alem bir araya gelse vallahi uygulayamaz. Eğer semada onayı verilmediyse. Dedi ki beni koruyacak olan Allah'tır. Israr ettiler. Abdullah İbni Mesud da ısrar etti. Tam kuşluk vaktinde Kureyş'in ileri gelenleri toplantı sırasındayken Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Besmele-i Şerif'i çekti. Dedi ki Ar-Rahman allamel Kur'an halakal insan. Müşrikler şok oldular. Ya dediler ki bu Abdullah ne diyor ya? Çoban Abdullah, köle Abdullah. Ne diyor bu adam? Ne sayıklıyor bu adam? Rahman diye bir şeyden bahsediyor. Kur'an'ı öğrettiğinden bahsediyor. İnsanı yarattığından bahsediyor. Allah'ın dilediği yere kadar Abdullah İbni Mesud okumaya başlayınca müşrikler fark ediyorlar. Diyorlar ki bu Muhammed'in dinine girmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir anda yumrukları ok gibi suratına saplanıyor. Onlar vuruyor o okumaya devam ediyor. Onlar vuruyor o okumaya devam ediyor. Abdullah İbni Mesud'u bıraktıklarında sahabenin arasına geliyor. Suratı kanlar içerisinde, yara bere içerisinde. Diyorlar ki ey İbni Mesud biz bunun için dedik sana yapma.
Ne kavga etmeyi biliyorsun, ne dövüşmeyi biliyorsun. Ulan zaten bedenin zayıf. Seni koruyacak bir aşiret yok, aile yok diyorlar. Abdullah İbni Mesud da hani başta bir samimiyeti vardı ya, onu hiç kaybetmeden şu sözleri söylüyor. Vallahi müşrikleri bu kadar acizleri ilk defa gördüm diyor. Allah-u Ekber. Müşrikleri bu kadar aciz, korkak, güçsüz, hiçbir şeye yaramayan, sefih bir adam olarak gördüm. Eğer isterseniz yarın dedi sabah tekrar giderim. Ey gençler, bedenim zayıf. Gücüm, takatim yok. Benim Allah'ın dinine hizmet etmekten acaba muafiyetim var mı? Deme. Senin de bu dine katacağın fayda, bu ümmete sağlayacağın maslahatlar çoktur. Özellikle bedenlerinin zayıflığına delil bulmaya çalışanlar bulmasınlar. Abdullah İbni Mesud'un örneği buradadır. Ama özellikle de güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır hadisine bakarak soluğu spor salonlarında alan kardeşlerime de birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer bedeninizi kuvvetlendirirken Allah'ın kitabını tilavet etmiyor, Allah'ı zikretmiyor, Allah'ı gece vakitlerinde anmıyor ve onun için namaz kılmıyor, davet yolunda mücadele etmiyor, İlminizi arttırmıyor, kalbinizi güzelleştirmek için çalışmıyorsanız bedeninizin, kaslarınızın gelişmişliği size sağlayacağı fayda en fazla kavgadadır. Birebir kavgadadır. Kaslarınızı güçlendirirken kalbinizi güçlendirmeyi mahrum etmeyin. Vücudunuza şekil verirken kalbinizin güzelliğinden uzak kalmayın. Vakarlı bir bedene sahip olayım. Yani Müslümanlara şirin gözükeyim, kafire çetin gözükeyim derken zihninizin ve kalbinizin heybetini de ihmal etmeyin. Unutmayın, Allah korkusundan titreyen zayıf, cılız bir kalp en büyük silahlara karşı durabilecek bir kaledir. Allah korkusundan Allah'a güvenmiş bir kalbe zarar verecek olan hiçbir şey yoktur Allah'ın izniyle. Bakın Alkame bin Kays anlatıyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh her perşembe akşamı insanlara diyor nasihat ederdi, sohbet yapardı. Çok da güzel nasihat ederdi ama diyor az konuşurdu, o da bana. O gecelerden hiçbirinde diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur demedi diyor. Anladınız mı? O gecelerde toplanırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur demedi diyor. Bir gün istisna. Bir gün böyle söyledi. O sıra diyor elinde bir asa vardı. Ayakta duruyor. Sonra diyor baktı ki diyor asa titremeye başladı. Asa titriyor. Baktık diyor İbni Mesud'un diyor elbisesi diyor titremeye başladı. Sonra diyor alnından aşağı doğru terler akmaya başladı. Sonra diyor hüzünlendi. Sonra dedi ki herhalde buna yakın, bunun benzeri ya bundan biraz fazla ya bundan biraz eksik bir şekilde söylemiş olabilir dedi Abdullah İbni Mesud. Halbuki müşriklerin kalbinde titremeyen beden kimin karşısında titredi? Allah Azze ve Celle'nin karşısında titredi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adına yanlış bir söz söylemekten, eksik ve fazla bir söz söylemekten korktu. Şimdi Müslümanlar, evet bedenlerinizi güçlendirin ama Abdullah İbni Mesud gibi kalplerinizi de güçlendirin. Ama ne olur unutmayın, bedenlerinizi güçlendirecek bir fırsat bulamayabilirsiniz. Kalbinizin ve ruhunuzun güçlülüğü bunu telafi eder. Ama ruhunuzu güçlendirmez. Maneviyatınızı zayıflatırsanız kaslarınızın iriliği sizi asla koruyamaz. Bunun ne olur bilinmesini isterim. Saat 10:05 geçiyor. Mehmet amca yorulduk mu? O zaman son. Burada bitireceğim. Haftaya asıl konumuz olan hadise gireceğim. Bu akşam Abdullah İbni Mesud'u andık. Ondan hikmetler aldık. Şimdi Allah Resulü ile ve Allah Resulü'nün iki halifesi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile çok vakit geçirmiş. Abdullah İbni Mesud. Onlarla beraber savaşmış. Onlarla beraber büyük zaferler elde etmiş. Dönemin iki büyük imparatorluğunun, Pers ve Roma'nın yıkıldığına, İslam sancağı altına girdiğine şahit olmuş.
Bu vesileyle birçok makam, mevki, mal görmüş ama onun tek emeli, tek arzusu, her hatırladığında ah çektiren husus, bakın yaşamış olduğu şu hadisedir ve inşallah bitiriyorum. Tebük gazvesi sırasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orduyla beraber geri dönüyorlar. Az önce bahsettiğiniz bir genç vardı ya, Abdullah Zulbicadeyn, yiğit adam. Vefat ediyor. Savaşmadan, bir savaş ortamı yok, vefat ediyor. Abdullah İbni Mesud gece kalktığında ileride, çadırların ilerisinde bir ateş görüyor. Ateşe doğru gittiğinde Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, üçü Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer naaşı tutmuşlar. Abdullah Zülbicade'nin cesedini tutmuşlar. Allah Resulü de kabrin içerisinde. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme naaşı bırakırlarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah Zülbicade'ni tutuyor elleri arasında ve şu sözleri söylüyor. Allah'ım ben ondan razıyım. Sen de ondan razı ol. Allahu Ekber. Yani ben onu seviyorum. Ben onun samimiyetini biliyorum. Ben ondan memnunum. Allah'ım sen de memnun ol deyince işte Abdullah İbni Mesud'un her hatırladığında ah çektiği mesele var ya, işte şu sözleri söylüyor. Keşke diyor. O gece o kabre gömülen adam diyor ben olsaydım diye. Subhanallah. Keşke o gece o kabre gömülen, yani peygamberin ellerin arasında duran ve Allah'ım ben bundan razıyım, sen de razı ol diye dua ettiği kişi ben olsaydım. Evet Müslümanlar, biz bu duyguyu kaybetmeye başladık. Bu duyguyu yitirmeye başladık. İnsanların, çalışmış olduğumuz mesleklerin, dünyanın memnuniyetini, bizi alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı etmeyi unutturdu kardeşlerim. Evet, Allah nasip ederse haftaya bu yüzyıldan sonra artık. Bunun adı 22. yüzyıl mı da olur, 23. yüzyıl mı olur ben bilmem. Ama geçen hafta bir hadisten bahsettik. İslam ümmetinin şaha kalkacağı, ceberrut sistemlerin yıkılacağı bir dönemden bahsettik. Bu dönemin inşasında dün nasıl sahabe Kur'an'dan istifade ettiyse bugün bizler nasıl istifade etmemiz gerekir inşallah Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde konuşacağız. Allah Azze ve Celle gecemizi mübarek eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Cennetimizi firdevse âlâ eylesin. Allah-u Teala sabrınızın karşılığını size kat kat fazlasıyla versin. Bu ana kadar, şu geceye kadar, şu vakte kadar ne kadar kusurunuz varsa Allah Azze ve Celle hepsini tertemiz etsin. Şu ana kadar ne kadar kederiniz, endişeniz, korkunuz, hüznünüz varsa Allah Azze ve Celle hepsini gidersin. Şu ana kadar Allah'ı razı etmek için ne kadar amel sarf ettiyseniz Allah size bundan sonra daha kat kat fazlasını ve daha güzelini nasip etsin. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Allahümme salli ve sellim.